Evet, ihtefele bir. İhtefele sultanı bi defni hazel alimi ihtifalen mehiben ve seyara nefsuhu fi cenazeti. Sultan bu alimin defnini efendim büyük bir şekilde kutladı. Büyük bir törenle kutladı. Ve bizatihi kendisi cenazesinde yürüdü. Eşsiz rakipler adam. Evet. Kame Sultanu nefsuhu bi temini kulli ma yecibu li defnil alimil mezkuri. Sultanın bizatihi kendisi efendim adı geçen alimin defni için gerekli olan her şeyi sağladı. Temin etti. Olabilir mi? Hani geçen alim şerifesi mesela. Daha iyisi olmaz. Tabi burada sadece gerekli olan malzemeleri temin ediyor. Bunun dışında evet. Eara Sultan ihtimamen beligan bi merasimi defni hazel alimi ve hadara teşiyan naşihi. Sultan bu alimin defin merasimlerine büyük önem gösterdi, verdi ve naaşını efendim cenazesine katıldı. Evet. O cenazeyi uğurlama merasimine katıldı gibi. Seara Sultanu zatuhu ve ra'a cüsmâni hâzel âlimi hatta bâbil makberati. Sultanın bizatihi kendisi bu alimin cenazesinin arkasında kabristanın kapısına kadar yürüdü. Efendim. Şerike Sultanu aynuhu fi mevkibi cenazetil alimi litekrimil meyyiti. Sultanın bizatihi kendisi efendim onurlandırmak için evet alimin cenaze şeyine şölen değil de mevkip bir yok 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 bir şey oluşturuluyor ya hani resmi kortejine katıldı evet mevkip kortejine katıldı. Egame Sultan haflete tebiinin lizikrale alimi lezi kâne racülen mehiben. Sultan büyük bir adam olan alimin efendim hatıra anısını yaşatma yani hatırlama töreni düzenledi. Efendim, bu değil. Adam ölmüş. Onun anma günü gibi. anma günü evet haflete tebiin anma günü düzenledi. Evet buyurun. A'da meşgul alemin defni için gerekli her şeyi temin etti. Sultan merasimine büyük önem gösterdi ve törenine işte uğurlama D'de de çünkü bir tören de var sanki. D'ye bakabilir miyiz? efendim şeyde arkasında kabristana kadar yürüdü C'ye diyor. gitti. D'de ise onurlandırmak için korteje katıldı diyor. Bir de şeye bakalım, soruya bakalım. Bir de soruya. Bir kere kendisi bizzat katılırsa sanki D'ye ben biraz benzettim. B'ye de benziyor ve D'ye daha çok benziyor. A, B'ymiş. Kardeşler de bir şey. Usibet-i dirasetun nakdiyetu bi neksetin fi zâkel karni. Kemâ kallel ibdâ'u ve tatavvuru. Kalle az oldu demek. Yaratıcılık ve tatavvur bu da gelişme. Nakdi araştırmalar. Bu nakt döviz. Döviz araştırmaları. O çağda efendim bir gerilemeye maruz kaldı. Şimdi nekse aslında ters yüz olmak demek. Ters yüz olmak demek. O çağda işte ne dedik? Para araştırmaları. Yani ya para araştırmaları değil de ne diyeceğiz? Döviz alışveriş. Döviz araştırmaları. Alışveriş. Efendim, sıkıntıya maruz kaldı. Nakliye tenkit falan olabilir mi? Evet. Doğru ya. Eleştirel araştırmalar. Eleştirel araştırmalar çok daha uygun. Çok daha uygun. Ama nakt efendim para demek. Nukut zaten paranın çoğulu demek. Nakt, nukut. Efendim.
Önemli değil. O çağda efendim eleştirel araştırmalar sıkıntıya maruz kaldı. Ters yüz oldu. Ayrıca yaratıcılık ve gelişmede azaldı. Evet. Evet. Ama öteki benimkinin de anlaşılması, evet, parasal dersen de yani teknik olarak olur. Evet. İ'tira etrasetin nakdiyete cumudun fi zâkel karni kemelem yüseçil elibda'u tekattümen. Efendim, yaratıcılık bir ilerleme sağlayamadığı gibi o çağda efendim bir durgunluk eleştirel araştırmaları kapladı. Şimdi buradaki etraset en nakdiye nesne. Onu söyleyeyim. Ya abi, bu nakdiye kelimesini hiç tenkit dememişler ya, etten. Bu hep para diyor ya. Niye nakdiye diyor mu? Şey, nakdiye peşin para. Nasıl? Önemli değil ya, biz öyle dedik. Eleştirel araştırmalar dedik. Yani ya da parasal araştırmalar, bilmiyorum. Abi, bu eleştiri değil abi ya. Değil mi? Tenkit değil mi abi şey? Ama aynı kökten. Ne kadar yengidu nakt, ne kadar hu. Ennakidun, eleştirmen demek. Ennakidun, eleştirmen demek. Eleştirmenler demek. O da tenkit eden, o da eleştirmen demek. Evet. Hocam baksana, hücumatü nakdiye diyorlar. Eleştiren saldırı. Efendim. Hecemat, evet. Tabi. Ha, önemli değil. Nakd kelimesi para anlamında da, efendim, eleştiri anlamında da kullanılıyor. Asabe etrasetin nakdiyete şelelun fi zâke karni ragme ennel ibda'a kat belaga evcehu. Efendim, yaratıcılık en parlak dönemine ulaşmasına rağmen efendim o çağda eleştirel araştırmalara şelel hani kötürüm olmak diyoruz biz, fe efendim, evet efendim, efendim fe, evet, felç asabehu efendim şey, asabe kelimesini iki şekilde kullanırız demiştik. Bir asabe, yok ha, evet, asabehu ya da meçhul sigada kullandığımızda bi gelir. Usibe bihi. Evet. Acebehu, ucibe bihi gibi. Ucibe bihi olduğu zaman daha kolay. Evet. Burada da usibe bihi dersek efendim yakalandı olur. Ama burada asabehu, asabet tıraseti nakdiyete. Yani eleştirel araştırmacıların başına işte bir felaket geldi. Felç geldi. Yani bütün bunlar olumsuz anlam. Cumut, efendim, donukluk demek. Şelel, işte böyle bir hastalık. Kılletil mübde'ine vel mutatavvirin tevakkafet tıraseetun nakdiyetu fi zâkel karni. Yaratıcı ve geliştirici değil de gelişenlerin, efendim, ilerleyicilerin azlığından dolayı o çağda eleştirel araştırmalar evet durakladı. Tevakkafe. Lem neket namli ile asri ibda'i hatta nera enne tırasiyeti nakdiyete kat izdeherat. Yaratıcılık çağına varır varmaz eleştirel araştırmaların geliştiğini görürüz. Evet, izdeherat çiçeklendi, gelişti demek. Usibel ibda'u ve tatavvuru bir şey minel haleli. Yaratıcılık ve gelişme efendim bir tür bozulmaya maruz kaldı. Binaen ala tenakusi adedin nukkadi. Eleştirmelerin sayısının azlığına bağlı olarak. Şimdi soruya bir daha bakabilir miyim? Evet, nekseyi burada gerileme diyebiliriz. Evet. Yaratıcılık ve gelişme, ilerleme azaldığı gibi o çağda eleştirel araştırmalar da
efendim bir bozukluğa, bir efendim gerilemeye maruz kaldı. Hem de bu oldu. Efendim. Bir cevapta orantı sıfır vardı. Onu eleyebiliriz mesela. Bir şey ilerlemesine rağmen bir şey değil. Buyurun. Şimdi burada yaratıcılık ilerleme kaydetmedi diyor. Oysa burada hem yaratıcılık hem ilerleme azaldığı gibi diye. Efendim. Rame mesela elenebilir. Değil mi? Belava, evce bir şey olmasına rağmen. Ay ve be olmuyor. Yani bir şey olmasına rağmen bir şey daraldı diyor. Tabii burada yaratıcılık efendim en parlak dönemine ulaşmasına rağmen diyor. O da geç. Efendim. Bu da olmaz C'de. Yaratıcılar veya gelişen kişilerin azlığı değil. Yaratıcılık diyor burada. Yaratıcılık ve gelişim azaldı. Ama buna bağlı olarak yaratıcılar azaldı denilebilir mi? Efendim. Efendim. Yatera efendim kapladı, sardı anlamına geliyor. Burada da artış dedi, artış yok, eksiliş var. Yok, D'de hiç diyoruz. Olmaz. E'ye bakacağız. D'de hiç olmaz. Aha burada eksilme var ama tam tercüme ben yapamıyorum. Ya bu E ya da C olur. Yani Efendim, E'nin anlamı yaratıcılık ve gelişme eleştirmelerin sayısının yavaş yavaş azalmasına bağlı olarak bir tür efendim bozukluğa maruz kaldı gibi. Durakladı. Yani C gibi oturuyor. Sadece Kemal gibi şeyi bize biraz yapıyor. Kemal bize biraz yapıyor. Bu aşkı Kemal hem yaz şu dedi. Gelişme şey daha kaydetmediği gibi. Gelişme kaydetmediği gibi bu asırda şeyde İatera kapladı demek, sardı demek. Yani o çağda eleştiri araştırmalara bir durak donukluk kapladı. Yaratıcılık ilerleme kaydetmemesine rağmen diyor. Bence en yakın manayı vereceksin. Pardon, kaydetmediği gibi, evet. Nakdi araştırmalar duraksamaya duraksattı. B kesinlikle olmaz. Çünkü şurada, evet, en parlak dönemine ulaşmasına rağmen diyor. Bir sebebi kıldetim. Abi C diyelim, perdeyi açırız. Efendim. Ezekiyel'in de bu perişan oluyor. Evet, burada en uygunlarının ben de C olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Çünkü orantılı. Ama hani ait her zaman elemiştik. Cumhur donukluk demek. Donukluk. Yani tek kelime zikrediyoruz. Zaten bir mutatavvur var ya, o bizi şey yaptı. Evet. Yani burada hep tabii ki söyledik. Efendim. Ben itiraf ediyorum, ben C İbda, yaratıcılık, tatavvur, ilerleme. Gelişme. Efendim. Peki C'de şimdi az önce de söylemeye çalıştım ya. Efendim yaratıcılık ve gelişme azaldı diyor ya. Biz buradan yaratıcılar ve gelişen kişiler azaldı anlamını çıkarabilir miyiz? Eğer çıkarabilirsek C'ye çok uygun. Ama yok çıkaramıyorsak işte burada olgudan bahsediyor. Ama o da beraberinde o olguya sahip olan kişileri gerektiriyorsa C'ye çok çömlekçilik azaldı. Ha. Evet C. Evet burada iki tane o olgu var doğru. C'de efendim sebep bildiriyor. Bence şıklarda hata yapmış. Duraklamanın sebebi olarak zikrediliyor. Ama A şıkkında da şunu söylemiştim.
yaratıcılık ve ilerleme, gelişme Zaten en şeyi az çevresi. oldu dedim ya. Ama burada da diyor ki yaratıcılık ilerleme kaydetmediği gibi. Tatavura ilerleme de şey yapabilir. Efendim. Denebilir mi? Efendim. Tatavur, takattum. Tamam, bunlar birbirine Ama denk bir ama eksik bırakmış burada gibi duruyor. yaratıcılık ve tatavur diyor. Burada ise yaratıcılık gelişme kaydetmedi diyor. Yani orada kelimeyi eksik bırakıp Evet. yaptığını soruyor Efendim, sanırım. Ben de tabii. şaşırmış Evet, oldum. burada efendim A dedi. Kabul ettim. Mutaile bir tefavu takattım. Burada sipaka bastım. Bir şey var mı hazırlığında Yok hocam, ona biz hiç şey yapmadık. Orada bir problem yok. Tatavurla takattum kesmiyorum. birbirlerinin yerine kullanılabilir. Kullanılabilir. Tabii Ben de ki. onun eksiğini aratmışlardı. O yüzden C'yi zaten. Fi şevari hadil medineti yecdibuke tarihu cezben fela testetü en tebtaide anhu. Bu şehrin Evet. Bu şehrin sokaklarında sokaklarında tarih seni çeker. cezbeder. Seni çeker. Çeker. Cezbeder, çeker. Ve Efendim ama fela gözünü alamaz. efendim evet. Oradan uzaklaşamazsın Evet, diyor. ondan uzaklaşamazsın. Fi hadil medineti tarihun sahih. La testatü en tuabbir an mecdihi ve celalihi. Bu şehirde efendim onun efendim şeref ve yüceliğini ifade edemeyeceğin çok eski bir tarih vardır. Evet efendim. Edemeyeceğin çok Sahibi eski bir kişi. tarih Aa, vardır. spor var. Tezdibu ki eserul madil kaine fi hazil medine. Olmuş. Yani bu şehirde bulunan geçmişin eserleri seni Bence çeker. Fela taktur ala mugadaretiha. bu kayıt şey olmasın. Oradan ayrılamazsın. Bence Evet. oluyor, benziyor. Tezdibu ki hazil medine tu bima temliku min me'alime siyahiyetin yes'ubu vasfuha. Yani Bir şey söyleyeyim. Seyyame evet. yakınlaştırıcı. Bu şehir efendim sahip olduğu vasfedilmesi zor turistik efendim işte mekanlarıyla evet seni çeker. Ekseruma cezebeke min mizatil medineti ha seni şehrin seni çeken en önemli özelliği hiye enneke la testatü en tasife tarihaha. Tarihini anlatabilememendir. Vasfedememendir, anlatabilememendir. Tezibu hazil medinetu kulle senetin aşarati alafin mine suyyahi bi fadli cemalihe efendim, ve bu şehir her yıl güzelliği ve Binlerce işte parlaklığı sayesinde on binlerce turist çeker. biraz önce dediğimiz B'ye bakalım. A'yı da iyi bir tercüme etsek çaktırıcı. Evet. Şıklar Bu öyle çok şehirde üste gelmedi sanki. Bana da öyle geliyor. Ben hep bu A'nın çok şehirde üste gelme şeyinden ben 5 şeref şıkkı ve atlayayım. şeref ve efendim yüceliğini Yüceliğini ifade edemeyeceğin ifade edemeyeceğim. ifade edemeyeceğin eski bir tarihi Evet. tarih var. 5 şıkkı. Ben de yani o da iyi bir çevirici. Çevirici belki onların arasında en yakın olur. Yani şöyle tarihi çok Evet. derinse insan gözünü alamaz ama Hocam B'de daha tasvirli aile hiç bilgisi yok ya. aileden de bir Efendim. çıkıyor da orada E, çevirici B'de ama şehrine göre biraz daha B'de hemen hemen sözcükler bence bir de iki tane öyle sözcük orada yer değişmiş. bilgimiz yok. İlk Yok okuyuşta Evet. B'yi zaten şey yapmışlar. İnsanda bir çağrışım olur diye. İbtihade an uzaklaşmak demek, mugadera terk etmek, Ayrılamamak. ayrılmak demek. Birbirine yakın. Ayrılamamak, Evet. Zaten istetaa ile takdiru uzaklaşamamak. Ayrılamamak. efendim bilmek, güç getirmek Evet, fiilidir. bence İstetaa düz daha alıyor. kolay yani. Evet. Ma madara alayla alıyor. Dolayısıyla Evet. birbirlerinin yerine koyuyorlar. Burada diyor ki tarih seni çeker diyor bu şehrin sokaklarında. Efendim burada da diyor ki bu şehirde olan geçmişin eserleri, tarihi eserleri seni çeker Doğru. diyor. Yani birbirine bayağı yakın. Efendim. Burada vasfedilmesi zor, anlatılabilemeyecek efendim turistik yerler, sahip olduğu turistik yerler seni çeker diyor. Bu da seni şehrin çeken en çok çeken özelliği.
efendim tarihini betimleyememen, güzelliklerini anlatamaman diyor. Siz ne dediniz? B. B dediniz. B. B'ymiş. Oo. Tote var olmak da be tote. Bana vermişsin be adam ya. تعتبر المكتبة مؤسسة علمية ثقافية تربوية تعتمد في تقديم خدماتها على أسس علمية كتبانة hizmetlerini verirken bilimsel temellere dayanan efendim ilmi kültürel ve eğitsel bir kurumdur. Kurum olarak kabul edilir. İbaratun an mekanin mücehhez li hafzil kutub vel matbuat vel metaik bi şeklin münazzam vıfka tasnifi muayyen. Yumkinu min arzıha bi tarikatin tuyessuru lil kari el ittila'a aleyhe dune anayin. Şimdi parçacı olarak yaklaşalım. İbâre an mekânin mücehhez li hıfzil kütüb. Kitap. İbâretün el mekânin. Öyle bir mekân ki içinde şeyler varmış. Kitap. Abi ya bir dakika özür dilerim. Şu cevap şıklarına doğru bir insene ya. Şu o zaman sonu da bir okuyayım ben. Kat yekunu zelke el mekanu dumne menzilin ev medresetin ev camiyetin ev merkez lil bahtil ilmi. Yani bu yer olabilir. Efendim ev, okul, üniversite ya da bilimsel araştırma merkezi çerçevesinde olabilir, içinde olabilir. Şurada bazı parçaları söyleyelim. Efendim, okuyucuya kolay bir şekilde yani sıkıntı çekmeksizin mütalaa etmesini kolaylaştıran okuyucunun sıkıntı çekmek sizin müdahale etmesini kolaylaştıran bir yöntemle. Efendim evet. Tasdif muayyen yumkunu min arzıha. Efendim arz edilebilir belli bir tasdif çerçevesinde. Gruplandırma çerçevesinde. Efendim göre ya da. Efendim bir şekli münazzam düzenli sistemli bir şekilde demek. Yani kitap, matbu eserler ve belgelerin düzenli bir şekilde korunması için hazırlanmış bir yerden ibarettir. Efendim burada. Ha. Tek bir kelime mi bulacağız? Ha tamam. Efendim. Ve hallet mahallehe liyev mektebetun elektroniyetun. Evet, bugün onların yerini elektronik kütüphaneler aldı. Halle mahalle. Yetimmu tasmimuhe ale namatin hadis. Modern bir tarzda dizaynıdır, evet. Kabul edilir. Kullu hâze, bütün bunlar, li tahsinil kutubi vel masadiri. Kitap ve kaynakların depolanması içindir. Tusnavu galiben minel haşebi zil cevdeti. Genellikle kaliteli ahşaptan üretilir. Hiye min haysu şekli. O şekil açısından. Şimdi yukarı boşluğa bakalım. Evet, buyurun. Cevapları aldık. İbareten mi diyeceğiz oraya? Efendim. Abi E gibi sanki ya. Bence A gibi. Behiye de olabilir. Behiye de olabilir mesela yani. Çünkü Behiye o kütüphane. Bizim hocam bir kez var ya bunun fiilimizin önce ne diye ben kabul ediyorum. Çünkü muzari fiil hükmü kullandı. Ben E diyorum. Gelişi de muzari olmayacağım. Maziye direkt ben maziye gel. Bu halde olmasın. Kütüphanenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Hocam T5 kullandım. Evet. Efendim, şimdi eğer burada bu B şıkkını alırsan kitaplık anlamı verirsin mektebeye. Ben E diyorum. O zaman belli bir tarzda efendim. Anlamına da gelir. Mektebe, kütüphane. Bir dakika. Kütüphane, kitaplık ve kırtasiye anlamına gelir hocam. Kitapçı anlamına. İçinde diyor şunlar olan bir yer. Evet. Tasarlanır. Dizayn edilir. Doğru. Bunu kitaplık olarak alamayız. Çünkü zaliken mekan diyor. Evet. Burada kütüphaneden bahsediyor. Kitaplıktan değil. Evet. Cami olabilir diyor, medrese olabilir diyor. Evet. Ya da ilmi araştırma merkezi olabilir diyor. Bu
C şıkkına bakınca zaten cümlenin devamındakinin aynısını söylüyor. Bence burada tasvir yapacak. O yüzden bir mekan ismi. Li'de atıp biliyor musun? Orada da li var. Evet. Yani şurada kitap ve kaynakları depolamak içindir ifadesine hiç gerek yok. Devamında var bu bir. İkincisi, bunu buraya koyduğumuzda ibaratunu nasıl anlamlandıracaksın? Hani bağlantılı da olması lazım. Yok. İbaratun an az önce söyledim ya, nokta noktadan ibarettir. Efendim. O zaman şey, evet. Kaliteli ahşaptan yapılır. Değil. Bir tane rafıdır yani. Kitaplık. Kitaplıktır yani. Hocam işte buradaki min haytsu şekli ifadesini yok kabul et. Çünkü bu evet, şekil açısından efendim işte hiye ibaratun. Hocam çok uygun. Hayır. Evet. Yani, evet. O şekil açısından nokta noktadan ibarettir. B'yi ama niye? Çünkü B'de yani modern bir şekilde dizayn edildiğinden önceki cümleyle bir bağlantısı yok ki. Bir ibaretun kelimesini nasıl bağlayacağız? İkincisi burada efendim dizayn edilir özel bir tarzda. Modern bir tarzda. Bu genelde D'de kitaplıktan bahsediyor. Ama bir dakika, yukarıda 2.7'de mekan kullanmış. Bak. Burada en önemli şey ibaranın bence yüklem olarak kabul edilmesi. Özne aramamız lazım. İşte hocam o camide olur dedi. Yani çok kullanım amacı. Çok abi bak, bu tekrar mezhebe tüm müesseseten ilmi yeten diyor abi. Evet. İlmi müessese. Bir de ibara şu ifade kendisinden sonra gelen yüklemdir. Biz buraya bir özne arayacağız. Yani özne ne demek? Yargı bildirmeyen bir yapı demek. Tek öge. Burada A, B, C, D. Ha, başka bir şekilde hareket edersem diyorsun. Evet. Şimdi burada az önceki söylediklerime ilave olarak kullu hâzânin müpteda olabileceğini düşünüyorum. Yani buraya kullu hâzâ dersin, ibaratun an diye devam edersin. Efendim. Ha, problem de orada o işte. Yani çünkü burada bir müessese olduğunu söylüyor. Yani müennes bir kelime gelmesi lazım. Kullu hâzî deseydik belki olurdu. Efendim. Ala namatin hadisin ibaretin an diye olsa efendim. Efendim. Zorlarız yani. Efendim. Evet. Efendim. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. El-lugatul arabiyyetu min ekseril esfatil lugaviyyeti nuzu'an ilel inkılabi ve tagayyuru ve sukuti ve eşeddiha da'afen fi esnai te'lifi ve şimdi ve min ekseril esfat diyor efendimdir ve ecnehu min gayriha ile tenafuri ev te'alufu te'alufi vifâgan li te'siri siyâki enel bünyete lugaviyel arabiyye tenzur ile lesfati ala enneha tümessilü darbeyi minel asfati humet sabite vel mutagayra. Efendim şimdi şurada Arap dili yapısı seslere iki tür ses iki tür sesi değişmez olanlarını
olanları ve değişenleri temsil edenler şeklinde yaklaşır. Bakar. Evet. Yok, Arap dili yapısı. Yani el bunye. Bunye. El bunye. Bunye. Ha, pardon. Arapça, efendim. Şimdi, evet. Nezaa ile meyletmek demek. İle meyletmek demek. Vazgeçmek demek. Yok, nezaan vazgeçmek demek. Nezaahu söküp almak, çıkarmak. Nezaahu. Evet. Nesnesini direkt alınca. Meyletmek. Meyle ile, evet. Anne kullanırsa. Evet, meyletmek. Vazgeçmek mi? Vazgeçmek değil mi? Anla. Vazgeçmek. Evet. Ben öyle biliyorum. Çekip almak. Efendim. Çıkarmak. Ters yüz olma. Değişme yani. Evet. Sukut düşmek demek. Evet. Arapça. Dil seslerinin değişime, dönüşüme, düşmeye en eğilimli olanlarındandır. Ekser. En çok olanda, en eğilimli olanlarından. Evet. Yani en çok evet. Min ekseril asfat nuzuan ile. Arap dili dil lingüistik seslerin efendim değişime, dönüşüme ve düşmeye en eğilimli olanlarından ve eşeddihe da'fen fi esne-i te'lifi te'lif yani sırasında efendim evet değil mi? Evet. En zayıf olanlarından evet. Zayıf olanlarından ve ecnah min gayriha ila tenafuri ev talufi vifakan li ta'sir siyak siyakın etkisine bağlı olarak siyakın etkisine bağlı olarak efendim birbirin evet birbirinden uzaklaşma ve uyuma efendim en meyilli yatkın olanlarından dır. Evet. Ceneha ile. Ceneha ile bu da meyil etmek. Meyilli olmak demek. Burada karşılaştırma. Ekberu min var ya. Diğerlerinden daha meyillidir. Evet. Tenefur birbirini kabul etme. Tealuf da birbirini kabul etme. Tenefur işte kabul etmeme. Tealuf kabul etme. Yani iç içe girme. Ülfet. Elif, uysal evcil. Mele ile, evet, ceneha ile. Yani zaten Arapçada hani konuşurken sesler gerçekten birbirinin içerisine giriyor, değişiyor efendim. Mesela ta te gibi okunuyor efendim, ince okunma, kalın okunma gibi. Evet, 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 evet. Bunu kastediyor olmalı. Burada bir açıklama var. Ondan sonra da enne ile müevvel mastar yapıyor. Yani Arap dil yapısının Arap dil yapısının seslere ayrıca ayrıca demek keme enne ayrıca o tadum masfaten gayre mütegayyiratin. Ayrıca o değişmez sesler içerir. Burada daha öncesinde değişen ses falan filan dedi mi? Arkadan dedi. El inkılap ve tegayyur. Değişen bir yapıya sahiptir. Evet. Efendim. O sonradan devam ediyor. Biz bu araya bir şey koyacağız.
onun özeti yani sonuç cümle. Bisebebi kitabeti hurufiye minel yemin ilel yesari. Harflerinin sağdan sola doğru yazılmasından ötürü. Ötürü, evet. Yüze dola ederke. Buna nokta nokta da eklenir. Olabilir bak. Yüze dola zalik, enne. Enne ile başlanır. Çünkü müevvül mastar zamir değeri huvedir. Yani müzekker tekildir. Yüze edu fiilinin de naibi fail olur. Hiçbir problem yok. Evet, diğer bir ifadeyle efendim, ama diğer bir ifadeyle dediğimizde şurada enneden sonra başlayan ifadenin yargı bildirmesi lazım. Şunu söyleyeyim mi? Enneli bir ifade burada tek başına müevvel mastardır ve tek ögedir. Onu söyleyeyim. Tek öge. Müevvel mastar yargı bildiremez mi? Asla. Haber olarak. Müpteda olur, haber olur, meful olur ama yargı olmaz. Müpteda'dan haber haber vermiyor mu? Bir yargı değil mi haber? Tek öge olur, tek öge. Tek. O yüzden dedim ya, şöyle dedim bak. Mefuldür, müptedadır, haberdir. Fark etmez ama tek öge olur. Ama hiçbir yargı tek ögeli değildir. İster özde olsun, ister yüklem olsun. Yok. 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 Şöyle olur. Nokta nokta noktanın nokta nokta olması başka bir ifadeyledir diye bir anlam olur. Efendim. Nazaran li enne hunake hurufen evet bu da efendim damak evet efendim evet. Damaksal harfler olduğundan dolayı. Evet. Evet, niçin sorusunun cevabı. En uygun görünen C. Ondan sonra çevirici de A. Hiç söylemek istemiyorum. Bir de D'ye gelirse size sorarım. Yok, benim söylemek istediğim şey, burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, enne ile başlayan ifadenin, şunun tümünün, bakıyorum, efendim, bunun hepsi tek öge. İkinci bir öge yok ki yargı bildirsin. Kema A olmaz. Burada ilave. Efendim. Kema ennate esat ve gayrı mutabayyiratin elle bünye. Olmuyor. Olmuyor. Evet. Hayır biz zaten C dedik ama çevirici olarak yakın olarak o görüntü. Enne olmasaydı olup da Kema enne hay zaten kendisi. Güvenli yaşam abi. C'ye güvenli yaşam abi. C'ye güvenli yaşam abi. C'ye güvenli yaşam abi. Şimdi yüze dolayı zelike şu şekilde tercüme edebilirsiniz. Efendim yok. Şu buradaki naibi faili ki yüze dolayı naibi faili tek öge. Bunu sanki özdeymiş gibi yapıp efendim yok öyle demeyecektim. Meful olur enne ile başlayan cümle. Buna evet. Meful olmaz mı? Yok. Burada naibi fail. Tek bir öge olur. Müpteda olur, haber olur, fail olur, naibi fail olur. Bütün bu bilgileri ek olarak yok yok. Cümlenin başına bu bahsettiğimiz duruma ek olarak deyip şuradaki Arap dili yapısı diye devam edebiliriz çevirimize. Nokta nokta olarak bakar. Sesleri nokta nokta olarak görür. Ama tam tercüme yansıtacak olursak Arap dili yapısının seslere nokta nokta olarak bakmasını da buna ilave et. İlave edilir. Yüzeyde oradan meçhul fiil mi yapıyor? Zaten öyle. Tabii. Yüzeyde ala zelike. Buna ilave edilir. Yani biz bunu Türkçe'de rahat hani hocam bazen çok güzel tercüme ediyorsun ya sen. İşte buna ilave olarak buna ek olarak diye şu ala şeyden sonra tercümeye devam edilebilir. Naim fail burada enli müevvel mastar. O zaman hala şey var ya zaten onun ne diyeceğiz? Hangisi? Ala zelike mi?
buna ilave ediliyor. Bunun üzerine ekleniyor anlamında. Mefulün fih diyebilirsiniz. Evet. Yok yok. Hocam buradaki alayı sormadı. Şuradaki alaya tehlikeyi sordu. Evet. Lekad arefel ferayinetu elbasale fi Mısra ve kattesuhu ve halleduhu ismehu fi kitabatin ala cüdrani lehrameti vel me'abidi ve evrakil berdi. Evet. Firavunlar soğanı Mısır'da tanıdılar, onu kutsadılar ve adını piramit efendim işte bu ney mabet duvarlarının üzerindeki kitabelerde ve papirüs mü diyorduk buna kağıtlarında ölümsüzleştirdiler. Ölümsüzleştirdiler. Hallede. Soğan. He. Şey hocam, Bakara suresine geçiyor. Soğan. Sanki biz de mercimek falan diyorlar. Ben de aklıma gitti de. Tamam da. Ha, soğan mı bir şey yaptılar? Ne? Yok, Mısır'da tanıdılar. Fark etmez ya, soğanı işte. Firavun'un kendisi de soğanı kutsallaştırdığı bilinir. Firavunlar kutsallaştırdı. Tabii. Zekere atıbbaul ferayinetil basale fi gavaimil egziyetil mukavviyeti. Firavun doktorları soğanı takviye edici, güçlendirici besinler listesinde zikretmiştir. Bir parantez açayım mı? Eski yaşlılar bir yere memlekete gönderdiğinde ilk önce şu tavsiyeyi yaparlar. O bölgede yetişen bir kelle soğanı muhakkak gittiğiniz gün yiyin. Antibiyotik tesis gösterip hasta olmuyorsunuz. Yani orada o bölgede yetişen soğan. Onun toprağında. Evet. Kaim. Oranın kaynak suyu. Kaime. Kitabı hayvanatta. Ben de kitabı hayvanatta. Demek oradan almışlar. Bravo. Kavaim listeler demek. Kaimetun kavaim. Evet. Efendim güçlendirici besinler listesinde zikrettiler. قد قدسه كذلك اليونانيون ووصفه أطباؤهم لعدة أمراض. Evet. Şimdi vasıfa betimlemek demek ama efendim birçok hastalığa vasfetti dediğimizde efendim şey yok. Tavsiye etti de doktorlar nasıl tavsiye eder? Reçete yazar. Reçete yazar. Ha. Vasıfahu dediğimizde reçete yazmıştır diyeceğiz. Atıbbauhum, evet. Aynı şekilde Yunanlılar da onu kutsamış ve Yunanlıların doktorları birçok hastalığa reçete olarak yazmışlardır. İdde, birkaç demek. Ama çoğu kere ben birçok diye tercüme ediyorum. Ve nesecet el-i'tikadetul kadimetu havle hurafe. Nesece efendim evet dokudu ama burada nusicet diyeceğiz o zaman. Evet. Nusicet. Örüldü diyelim. Evet. Nusicet. El guşur er refi'a. Kabuklar. Şimdi bir okuyalım. Nusicet el-i'tikadatul kadimetu havle hurafatin kesiratin minha el-guşuru refiyatul leti tuhitu bil basali. Soğanı saran yüksek kabuklar. Üst kabuklar. Efendim bunlardan bir tanesidir. Tukaddimu tenebbu'atin anit taksi. Hakkında ön bilgiler verir. Yani yağmur mu yağacak, kar mı yağacak, soğuk mu olacak? Tenebbu soğan
geleceğe yönelik efendim ön haberler demek. Kehanet, evet. Nebi kelimesi de oradan geliyor zaten. Bilgi sahibi demek gelecekten. Efendim dur şu cümleyi tercüme edelim. Nusicet el-i'tikadatul kadimetu havle hurafetin kesiretin. Efendim birçok hurafe hakkında eski inançlar efendim oluşturulmuştur. Onlardan bir tanesi de evet. Onlardan bir tanesi de faksın yani hava durumunun haber veren, önceden haber veren ve soğanı bunun üstünü kuşatan kabuklar. Bunlardan bir tanesi de soğanı saran üst kabuklardır, dış kabuklardır. Efendim. Evet. Bunlar hava durumu hakkında bilgiler, ön bilgiler verir. Bir cümle var burada. Ve yervi ba'du merhi el-qarat el-emrikiyye ennel hunud el-humra araful basale ve tedavvalu istiamalehu ve atlagu aleyhi isme Chicago. Ey evet, el kuvvete vel azamete. Efendim, burada bazı Amerika kıtası tarihçileri Kızılderililerin efendim şeyi yumurtayı neyi soğanı tanıdıklarını ve efendim onu elden ele kullandıklarını evet ve ona güç ve büyüklük azamet anlamında Chicago adını verdiklerini rivayet ediyorlar. Chicago zenci eyaleti miydi? Chicago ismini verdiklerini rivayet ediyorlar. Efendim burada bir şeyler var. Feyde kanet adideten ve rakikaten ve şeffafeten kâne şitev gâsiyen. Efendim adide efendim çok ince ve şeffaf olduğunda kış sert olacak. Hava durumundan haber veriyordu ya. Çok makul düşüyor şu anda. Efendim. Ve yuzra'u el basalu fi cemi'i enhâil âlemi dûne istisnâin. Soğan istisnasız dünyanın her tarafında ekilir. Kemâ esbetet tirâsetu ennel basala yustâmelu fi ilâci nöbâtir rebvî. Efendim. Ayrıca araştırmalar soğanın nöbetlerinin tedavisinde kullanıldığını ortaya koymuştur. Efendim. Bir şey diyeceğim. Orada virgül var ya yukarıda. Virgülden sonra yine virgülden önceki tasvir eder mi? Yani abi o şey var ya. Rebül kelimesi nefes hani tabi. Efendim. Nöbet nedir? Zaman zaman. Nöbet nedir? Nöbet de zaman zaman hani efendim ortaya çıkan şey. Yani sürekli değil, 24 saat değil ama zaman zaman ortaya çıkıyor. Buna biz nöbet diyoruz efendim. Astım nöbetinin tedavisinde kullanılan. Haysu yüetti istihlakül basalı ile taklili dağıt ettemil mürtefi yani. Yüetti ile evet yol açar, sağlar dedik. Şey tüketimi, soğan tüketimi efendim yüksek kan basıncının düşürülmesini sağlar. Lealle evvele men vasafel basale ke mudaddin hayaviyin el alimu şehiru pastör. Belki de soğanı efendim ilk işte canlı antikör mü demiştik? Antibiyotik olarak adlandıran efendim meşhur alim Pasteur'dür belki de dedik. Buyurun ne diyor? Bence kehanetten devam edip A diyebiliriz eğer oraya gidersek. Hani çünkü bir kehanetten anladık. Yani bir şurada o hani tasvirde o da kaldı. Kehanet. Bunun bu kapalı kaldı orası. Tabii bir prasatik antitaks. Nasıl orada izah eden bir şeyin olması lazım. Bir tevhizin olması lazım. Burada
şifailiğinden çok onların nasıl vasfettiklerinden gidiyorsan yani kehanetlerden. Araştırmalar efendim ne diyordunuz buna, nefes darlığı mı? Astım nöbet tedavisinde kullandığını ortaya koymuştur. Ben sadece Ebu Bekir hocam bir önceki cümleye bağlayıp A derim, onun dışında hiç bunu anlatamıyorum. Ve idrake alet. Ben onu uyduramadım. Çünkü hava raporu veriyorlarmış ya. Havayı neye göre veriyorlar? Bunun inceliğine göre. Ya belki bir bulursa veriyorlarsa burada. Bunlardan çıkamayız ki, ben şıkları peşerleyemem. Kafam çok karışır. Bir tane bulmam lazım. Hocam açınız A'yı. Ben A diyorum. Ama sadece bir önceki cümlenin devamı gibi olması makuldü değil mi? Hani kehanet yönü anlamsal olarak, yoksa ben cümlesi olarak bulamam Arapça olarak. Hava raporuna bağlı. Fi hadi sinni kad yengadul ba'du verai ilacatin tezidul vada su'en. Z'de arttırmak demek, ama bundan sonra bir şey geldiğinde, bakınız burada buna su en temiz diyoruz. Vada durum demek. Efendim. Yok. Bunu durumu daha da kötüleştiriyor. Tezidul vada su en. Evet, su en burada temiz efendim. Mesela zedeni vazden beni daha da ağırlaştırdı demek. Yok, kötüleştiği değil. Daha da kötüleştiriyor. Evet, durumu daha da kötüleştiriyor. Vera ilacatin efendim tezidul vada suen. Durumu daha da kötüleştiren tedaviler arkasına efendim koyulabilir. Efendim gidebilir. Evet. İnkade boyun eğmek, böyle arkasına sürüklenmek, koyun gibi. İnkiyat bu. Bu yaşta bazıları efendim durumu daha da kötüleştiren tedavilerin arkasına efendim gidebilir, saplanabilir. Efendim boyun bükebilir. Evet. Fadlen anil meşakilin nefsiyyetilleti yuvelliduha manzarul hububul müteaccizetilleti la yesurun nazirine. Serra ni. Beni mutlu etti demek. La yesurun nazirine. Bakanları hiç de mutlu etmeyen. Müteccice parlak, parıldayan, efendim tohum demek, ama bu büyük bir ihtimalle şeydir. Sivilce gibi şeyler. Efendim hani yüzde çıkıyor ya böyle, tohuma benziyor. Efendim gibi. Evet. Yuvelliduha efendim doğurduğu demek. Psikolojik problemler. Evet, fadlen anneydi bir yana, ek olarak anlamını verebiliyorduk. Yani cümle daha devam ediyor. İle dereceti ennel bağda yufattül ahiyenen ademel hurucu minel menzil. Evet, efendim. Bazılarının bazen evden çıkmamayı tercih edecek derecede. Bakanları hiç de mutlu etmeyen parlak sivilcelerin görüntüsünün doğurduğu psikolojik problemler bir yana diyeceğiz de, daha cümle nerede bitiyor onu bulmamız lazım. Efendim yufattilu ademel hurucu minel menzil ve vecuhu meliyum bil busur. İşte busur, işte bu yüzdeki o sivilceler. Besir busur. Bu bir hal ögesidir. Efendim yüzü sivilceyle dolu olduğu halde, dolu iken. Ve aynı zamanda vel halatul efendim humur. Kırmızı haleler. Hale nedir? O etrafında kırmızı bir ufak bir çizikimsi bir şey oluyor. Mesela güneşin etrafındaki o efendim ışık hüzme hocam. Hüzme. Işık çemberi. Efendim tabii.
Peki bu cümlenin aslı ne? Efendim, ana öğeleri. Bazıları evet. Işık halkası. Evet. Ergenlik çağından bahsediyorsunuz. Evet. Devam edelim o zaman. Hunayke enva'un min habbi şebabi. Evet. Gençlerin Türlü türlü gençlik efendim sivilceleri vardır. Evet. Efendim evet. El-evveli yekûn alâ şekli busûrin müvezzâatin hune ve hunâke. Birincisi buraya oraya dağınık halde bulunan işte arkadaşım işte bak kusur şekli. bu sur şeklindedir. Bu bir şey baktı sevgilerinden çeşitleri vardır. Ne bileceğiz mi habbeyde hubbi Allah. Bu sur diyor ya evet. Normalde hub sevgi demek evet. Oraya buraya dağıtılmış bu sur şeklinde. Bu da tohum demek. Efendim şeklinde olur. Hususen alel veci ve sadri ve zahri. Özellikle de yüz, göğüs ve sırtta. Ve nevu seni yazharu ala şekli ekyasin duhniyetin mültehibetin ve kebiratin. Yahrucu minha inde asriha sailun kayhi ebyat. Efendim ikincisi, ikinci tür efendim kesik şeklinde ama daha sonra gelen onun sıfatı. O yüzden sıfatları önce tercüme etmek lazım. İkincisi kendisinden sıkıldığında beyaz iltihaplı bir sıvı çıkan yahrucu çıkan efendim yağlı iltihaplı büyük kesecikler şeklinde görünür. Peki gayhi ne acaba? Sen iltihaplı gayhi. Olabilir. Çünkü bir mantıken irin akar yani. اَمَّا النَّوْ الْأَخِيرُ فَعَلَى شَكْلِ نُوبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ تَبْقَى لِتَخْتَفِيَ لَاحِقًا. Bu irinli. Ha. Mültehibe, o da iltihaplı. Efendim. Ha, evet. Efendim. Sonuncusu ise efendim nöbet müteakibe birbirini takip eden nöbetler şeklinde dir. Tebka li tahtafiye lahikan. İlerleyen bir vakitte gizlenmek üzere gizleninceye kadar kalır. Gizlenmek için değil, gizleninceye kadar kalır. Lahikan, evet, ilerleyen vakitte, sonradan demek. Fi vaktin lahik. Yani hemen Yok, sonradan evet sonradan ortadan kalkacak şekilde efendim bir süre kalır. Efendim bir süre kalan efendim arka arkaya gelen nöbetler şeklindedir diyeceğiz. Efendim. Gençlerden bahsediyorum, cümle olması lazım. Gençlere muzdurak, ıstırap çektiği şeylerden Ben başta birisi. Şimdi bakalım. Yestedi el uttu şai fi sinni şebabi. تطبيق الأدوية مبدعيا أو فمويا حسب تفضيل المريض. عد عد ney؟ Duydunuz mu? Normalde saymak demek efendim. Evet. Hudut. Hocam kabul etmek, saymak var. Yok yok. Okumak var. Yok onlar değil. Yaygın kanaate göre. Tek tek okumak, hesaplamak başka da yaygın kanaate göre. Hocam harika. Vallahi olur. Şair. Evet, yaygın sanı. Yaygın sanı. Zan. Doğru ya. Burada yani mastar. Atte yaattu. Ama attundur saymak mastarı. Ut da sanı mı diyelim hocam şimdilik? Olabilir sanı dersek. Yaygın sanı. Peki yeste
gerektirmek. Yaygın kanaat. Evet. Gençlerin yaşında yaygın kanaatla bile kabul edilir. Evet. Gençlik çağındaki gençlik yanlış hepiniz. Neymiş? Ot neymiş? El uddü şai. Şai yaygın? Yok. Ergenlik sivilcesi. El uddü şai. Vay be. Evet yani duymayınca efendim sözcük anlamlarından evet sözcük anlamından yola çıkarak efendim gençlik sivilcesi mi dedin hocam? Ergenlik sivilcesini bulmak çok zor. Evet. Kendini de şairden buldun. Yok şairden buldum evet. Bu şevap olsa tamam da şai. Sivilce mesela akne diyorlar ya. Yayılan şey, yayılan şey. Ergenlik sivilcesi efendim şey gençlik çağındaki yaşındaki ergenlik sivilcesi hastanın tercihine bağlı olarak taftil burada üstün tutmak demek tercihine bağlı olarak ilaçların yerel ya da ağız yoluyla efendim tatbikini gerektirir. Yani mevdi'i yerel. Efendim ilgili yer. Gerektirir diyor. Ama burada tedaviden bahsetmedi ki hiç. Evet hep problemlerden bahsediyor. Femevi ağızsal. Ağız yoluyla. Ha bu yaşta çoğu efendim durumu daha da kötüleştirecek tedavilerin arkasına düşer mesela kendini bırakır nokta nokta problemler bir yana efendim tuşirul murahakatu fi ilmin nefsi ila iktirabil ferdi minen nuducil cismani vel akli vel nefsi ergenlik psikolojide fiziksel efendim entelektüel ve psikolojik olgunluğa yaklaşmasına işaret eder kişinin. Yani kişinin nokta nokta olgunluğa yaklaşmasına işaret eder. Telamul cerasimu elleti teteayeşu fiz zurufil adiyeti ala sathil cildi devran telabu devran fi zuhuril hutti şai'i. Mikroplar, cerasim. Evet. Normal şartlarda derenin üstünde yaşayan mikroplar neydi hocam bu ergenlik sivilcesinin ortaya çıkmasında rol oynar. Yu'tabaru habbu şebabi min ekseril emrad illeti tadribu cilel mürahikine. Gençlik efendim ya bu da sivilce şeyleri neydi? Erişkin değil de ergen nesli vuran efendim çok. En çok vuran hastalıklardan kabul edilir. Olabilir. Olabilir. Bu da olabilir. Ben ama C de olabilir. Tehtelifu el mustalahatu li tahdidil fetretil umriyetil muhaddedetil leti tuşekkilu şebebe vel murahakate. Gençliği ve ergenliği teşkil eden İşte sınırlı ömür zamanını yani o yaş dönemini belirlemek için efendim farklı terimler kullanılır gibi. Yani terimler türlü türlüdür. Bu efendim. Ama bir daha metne bakarsak daha iyi karar.
Yani bu dönemi belirlemekte kullanılan terimler birbirinden farklıdır. Gençlik ve ergenlik dönemi. Başka terimden bahsettin ki sadece ergenlik zirveler Evet. Burada işte ergen nesli vuran en çok hastalıklardan kabul edilir. Mikroplar işte sivilcenin çıkmasında rol oynar. Gençlik sivilcesindeki iltihabı da anlattığı için mikrop da bunun sebebidir diyor olabilir ama bilmiyorum. Daha da bunun öncesi vardır. Burada üç tür sivilceden bahsetti efendim. Daha öncesinde ise yüzü işte sivilce ve kırmızı işte haleler dolu iken bazılarının evden çıkmamayı tercih edecek kadar Vallahi ben şu an bakanları diğer hiç de mutlu sabahları etmeyen gideceği makul bu parlayan efendim sivilcelerin görüntüsünün yarattığı psikolojik problemler bir yana işte bu yaşta bazıları durumu daha da kötüleştiren tedavilerin peşine düşerler. Ama C'de bir Hocam hastalık E'ye bir daha okuluna bakalım. getiriyor. E'ye bir daha bakalım. Çünkü bu elleti teşkülü diyor ve ondan sonra şey gelmiyor tamamlayan bir şey. Yok mu? Yok. Şey var var. Evet. Var. Elleti tüşekkülü şebebe vel murahakatı. Peki en baştan ne başlıyor? Fefi hezi sinni diyor. Bu yaşta diyor. O yaş nereye gider? Ergenlik yaşına gider. Hastalıktan çok yaşa götürdü yani. O yüzden sanki D daha uygun gibi. Benim şeyim C'ydi. Değil bir daha C daha şey. C hastalığın sebebi. C de değil, D de değil. Bence E. gönlüm C'den yana kalemim D diyor. Ben görmek istiyorum artık. Abi bir daha yukarı çıkar mısın? C şu anda kesin. Bir daha C değil. Abi 5. C değil. Hocam siz ne Bakalım. diyorsunuz? B değil. B değil. Ama şu anda sivilce, gençlik Murakabe teriminden sivilcesi bahsediyor. Yok, terimler Bence yok. terimle ilgisi yok bunun. Biraz daha şey al. Sivilcelerden bir Kesin. hastalıktan bahsedilmesi lazım. Kesin. Bahsi yok. Bence Bahsi yok. sivilcenin nedenini mikrobunu Aynen. araştırmış C'de. O da olabilir, D de Hastalıktan olabilir. bahsediyor. C D çok. D ile Abi bir daha aşağı doğru in abi. Ben ama D şimdi mi kısa yani? cevap D Hocam daha biraz daha mantıklı. aşağı din milleti Ama kurtar ya. D şıkkı abi. Ne? D şıkkı. Ben cidde diyorum, D abi D. Ben de D diyorum. D'yi aç abi. Ya D olmasa D ben C derdim. ile C Yüksel hocamız arasında. gibi Hayır abi çeldi. D'yi aç abi. Bir de burada bir şey söyledikten sonra F ile de bunu destekliyor, Destekle D şıkkı örneklendiriyor. abi. Ya kısa cümle Neyse olsun. bakalım. Sen Daha D'yi uygun aç abi. olmasın D'yi D yapsın. yapar. Ya sen Ya her ne kadar Cemal Bey gibi kalıbınızı basmasak da. Evet, neymiş? Bir Anlat de şimdi, ha. كنت تخطط لعطلة صيف هذا العام فأنت في الغالب تبحث عن شواطئ خلابة أو مدن عامرة بالنشاط والحركة. خلابة büyüleyici demek. خلابة. Amira bu da mamur demek. Efendim. Ya da amira bin neşat vel hareke burada nokta nokta dolu anlamında düşünebiliriz. Yok, amir mamur gibi evet. Ümran efendim yerleşim yeri olan efendim imar edilmiş. Yani neşeyi imar etmek nasıl olacak? Hareketi meydana getirmek değil mi? Yok yok, mamur şehirler diyoruz. İmarlı şehirler. Evet. Hattata Yani bir neydi? tatil planı yapmak istediğinde Ha, bu yıl bu yıl tatil planı yapmak bir yok tatil değil. Bu yıl
Yaz tatili için plan yapmak istediğin plan yapıyorsan ya da yapacaksan yaparsan fente fil galibi tepezan şevati e hallabetine umudunin amere bin neşat vel hareke. Genellikle büyüleyici efendim sahiller ya da aktivite ve hareket yani canlılık dolu şehirler ararsın. Evet. Kat tahtaru ma beyne alemi Disney fi Florida ev ma beyne efendim alemi Disney ve ev şevati Yunan ev Cenubi Fransa. Evet. Yani şunlar arasındakilerden birini seçebilirsin. Yani Florida'daki Disney dünyası ya da Yunan kıyıları veyahut Fransa'nın güneyi arasında yani bunlar arasında bir yer seçebilirsin. Kat tekunu vucuhetuke Dubai ve Beyrut ize kunte tufattilu siyahate el iklimiyete. Eğer bölgesel turizm mi gezmeyi tercih ediyorsan evet Dubai ya da Beyrut yok. Görüşün Dubai ya da Dubai ve Beyrut olabilir. Evet, bu çetuke. Olabilir. Velakinne aşaratil alafi min siyahil alem yebhasun anil cedidi vel garib. Ama on binlerce turist, evet. Evet, yeni ve garip arayışındalar. Yeni ve tuhaf enteresan şey arayışındalar. Arıyorlar. Fesiyahatu lem ta'ud taqtasir ale'ş-şems ve şevati'r remliyeti vel muntecaati's sıhhiyeti. Efendim. Turizm artık bak lem ta'uda artık anlamı veriyoruz. Artık sadece iktasara ala yetinmek demek. O yüzden sadece güneş, kumlu sahiller ve sıhhat turizmi yok. Sağlıkla ilgili efendim bataklıklar. Biz buna ne diyoruz biliyor musun? Kaplıcalar, evet. Kaplıcalarla sınırlı değil. İnneme teşmelu kullema huve garibun ve gayru me'lufin. Artık evet garip olan alışılmadık her şeyi kapsar. Ya da kapsıyor. Evet kapsıyor. Zehebel ba'du min heule ile afak. Kat la yusattıku hel ba'du. Bazılarının inanmayacağı ufuklara efendim gittiler. Uzaklar. Evet. Efendim mislu cevalet fi mecaris sarfı sahi. Tahte şevari bariz. Mesela Paris sokakları altındaki kanalizasyon turları. Evet. Adamlar yani böyle şey yapıyor. Evet. Ev ziyareti mabedin hindiyin meli bil firan. Fare dolu Hint mabedi ziyareti gibi. Hint tapınağı ziyareti gibi. Şimdi burada ne yapacağız? Anlattım bozukluğu. Anlattım bütünlüğünü bozuyor. Binler. Elef binler. Şey yani 4 olabilir. Seyahat firmalarına gittim. Yani kişiden bahsederken birdenbire müesseseye bir dönüş yaptı ama. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 birbirlere alak. Açıp şöyle 2'ye doğru gelmeyelim hocam. Şeylerle alakalı. Biz sanki bir şey değil mi? Fakat
tahtarı nasıl başlasın abi? İza künte ve kat tahtar. Evet. Yani. Yani. Ama sanki 3 ile 4 arasında bir tereddütlük var. Ya 3 ile 3 ile şey arasında da ya 3 ile. Garip şeyler de söylüyorum. Ama ben yine aklıma 4 geliyor ya. 4 de ne diyor? Saat. Direkt seyahat firmalarına geçiyor diyor. Ama yukarıda hep yapabilirsin, edebilirsin diyordu. 5'te de zehebe diyor. Mazi bir şeyden değil mi? Burada ufuklar dedik de bazıları daha da bazılarına inanmayacağı şekilde öteye gitmiştir diyebiliriz. Burada afak hani ufuklar demek de öteye gitmiştir, ileriye gitmiştir. Ama efendim. Şimdi burada da yaşanmış bir şeyi söylüyorsun. Yani şuraya buraya yapabilirsin diyor. Ben 5 diyorum. Aslında benim burada pek bilgim katı olmadı ama ben 5 olan şıkkı diyorum. Aç bakalım. Neymiş 4? 4'de dedim ya. Efendim. Birdenbire seyahat firmalarına geçiş yaptı abi. Yok şey 4 şu değil mi? Evet. Turizm artık güneş, kumlu sahiller, neydi bu hocam? Kaplıcalarla sınırlı değil. Aynı zamanda garip yani enteresan ve alışılmadık her şeyi de içeriyor. Evet. Artık bunu da içeriyor. Her yere gidebilirsin diyor sana. Turizmdeyim yani. Abiciğim burada kişinin bir turistik seyahatinden anlatıyor. Turistik seyahati nasıl planlaması gerektiğini anlatırken birdenbire turizme geçiyor. Bak. Evet. Öyle diyor. Tamam. 1-2-3 ile diyor. 4-5'te aynı turist. Abi bak, ama diyor ki bak sen bunu yapıyorsun diyor, bunları planla. Lakin diyor bak diyor binlerce adam da diyor başka yeni gariplikler arıyor diyor. Çık yukarı abi, gariplikler ararken bu garipliklerin içerisinde ne var? Yok 4'e gel abi. Efendim bu garipliklerin içerisinde efendim ne varmış? Bezehebe. Bak. Velakin aşiratü âlâ fil mîsâni âlâ. Şimdi adam ne dedi? An cedîdin vel garîb. Evet. Hocam çok hocam çok isabetli gerçekten. Dördünde de turistlerden bahsediyor. Yani ama bir tanesinde turizmden bahsediyor. İşte turizm. Tamam işte bak. Ve zehebel bağdım min heuley. An üçte an cedidim. Orada üçte an cedidim. Örnek dese abi. Tamam Mehmet Ali Bey. Örneğin dese tamam ben anlarım. O zaman der ki hani örneğin şuraya tamam, gidenler de olur. Buraya da gidebilirsin gibi. Doğru yani orada ancak o mantıkla. Kânel endelesuyyûne fî hayâtihimil yevmiyye. يستخدمون العامية العربية والبربرية والرومانسية. أندلسلر günlük yaşamlarında Arap işte amicesini ya da berberceyi ya da romansiye. Roman. Romancayı mı diyor? Romansi. Efendim. İşte Romancayı efendim kullanıyorlardı. Efendim. Kâne kullanıyorlardı. Velakinne fil alâgâti resmiyeti vel murâselâti idâriyeti. Fakat resmi ilişkilerde ve idari yazışmalarda bu eksik cümle. Kâne aleyhim en yestakdimu el-lugatel arabiyyetel fusaha. Bu bunu tamamlar. Efendim, fasih Arapça kullanmak zorundaydılar. Efendim, tamamladı şimdi. Kâne alel-vülâtu vel-gudâtu vel-gâdetu vel-küttâbi en yekûnu mütemekkinine bil-fusaha bi-umgin. Vali, kadı, komutan ve katipler Arapçayı derinlemesine hakim olmalıydılar. Olmalılardı. Yer al ba'da enel ammiye
La tumethilu fesahatel lugati ve talagatel lisani. Bazıları ammicenin işte dilin fesahatini ve dilin efendim akıcılığını temsil etmediği görüşündeler. Evet. Aç abi. Aslında Arapçanın fasihliğine işaret ediyor. Sonra Aramice'ye gidiyor. Aramice mi? Lagat lagat kanet şiful ceziretil arabiyeti mekana meşhulen bin nisbeti lil avrupiyyine hatta matla'il karni tasi'a aşara. 19. yüzyılın başlarına kadar Arap Yarımadası Avrupalılar açısından bilinmeyen bir yerdi. Muha kanet mekanen muhata bil halic el arabi min el şark ve bil bahr el ahmar min el garb. Doğudan Arap Körfezi'yle batıdan Kızıldeniz'le çevrelenmiş. Çevrelenmiş efendim. Bilmiyorum. Tuhitu biha al-asatiru ve efkarul usurul vusta. Efsaneler ve orta çağ düşünceleri onu sarıyor. Onu çerçeveliyor. Lem tekun hunake ma'lumatun coğrafiyetun illa ma huwa mustamattun min kutubi coğrafiyyin ve rahalatil qudama. Efendim elde burada hunayke diyor ama ben elde demek istedim. Elde coğrafyacıların ve eski gezginlerin kitaplarından alınmış efendim coğrafi bilgilerden başka bir şey yoktu. Efendim ellezine mallâ aleyhim erbaatu kuruni mine zemâni. Üzerlerinden 400 yıl efendim geçenler efendim. Yani üzerinden 400 yıl geçenler yani 4 asır önceki efendim coğrafyacı ve eski şeyler denilebilir, birleştirilebilir yani. Yani şimdi ikinci haber olabilir. Kânet şifu ceziretil arabiyeti muhataten bil halicil arabi. Doğudan şununla, batıdan da şununla etrafı sarılıyordu. Ama kâne kullanmış oluyor. Yani şuradaki mekânenin sıfatı değil. Orta çağ düşünceleri evet kuşatıyordu. Yani egemen denilebilir tabi. Tabi buraya bağladığımızda hiç cümle bozulmuyor. Doğudan Arap Körfezi, batıdan Kızıldeniz'le etrafı sarılmış demek. Efendim. Yani B hangisi? Şu bahsettiğim şey. Bilinmezlikten bahsediyordu. Burada ise şey, coğrafi yer mi verdi acaba? Hani şu an navigasyon yaptı. Şimdi şey, geçmiş zamandan bahsediyor ya. Sonra navigasyon yapmış. Efendim hala
Batıdan Arap Körfezi, doğudan Arap Körfezi, batıdan da Kızıldeniz'de sarılı yani. Yani bu bir şey değil. Geçmişle ilgili bir şey değil. Efendim. Yok şimdi şu Cezire-i Arabiye zaten Cezire-i Arabiye zaten bilinen bir yer. Ama Avrupalılar nezdinde bilinmeyen hurafelerle ve Orta Çağ düşünceleriyle dolu bir mekan. Sanki o dönemde Avrupalılar onun coğrafyasını biliyorlarmış gibi oldu. Cezire-i Aslında bilmiyorlarmış. Coğrafyada adını denince böyle nere? Hı. Arap şey bilmiyor olabilir. Ama coğrafyada bir yerin adı. Burası sanki şeyi açıklıyor. Şimdi bu Cezire-i Arabiye de açıklıyor zaten. Zaten çok açıkça. Şimdi ben burada Tuhitu bihe yerine Tuhitu bihi deseydi ve ben bunu mekanen meçhulen var ya meçhulen işte bunun ikinci sıfatı olarak görür harikulade tercüme ederdim. Burada ben mesela bu soruyla karşılaşsaydım bu beni şu anlamda şaşırtırdı. Tuhitu bihe kanenin haberi de ikinci haberi derim. İkinci haberi derim. Vav da yok çünkü burada. Efendim mekânene sıfat yapamam. Çünkü mekân müzekker. Ama yuhitu biha deseydi kesinlikle ona sıfat yapardım. Ve çeldiricilik tamamen ortadan kalkardı. Kânenin burada ikinci haber olarak kullanılmıştır. Yani olayını kontrol edebilirim. Meçhul açıklamış. Şey bence burada Avru. Bir navigasyona gidiyor. Ben o yüzden olana şey diyorum. Yani bir yer bildirimi yapıyor sana. İnne Avrupalılarca Avrupalılarca bilinmeyen biri yok. Bilinmeyen. İnne kabaca öğrenmişler. Nasıl biliyorlar ki bir tarafında bilmem ne var bir tarafında İnne turase ümmetine yeciben yukra'e cemi'uha cemi'uhu غصه وثمينه طيبه وخبيثه. Milletimizin kültürü kültürünün tümü efendim ucuzu pahalısı iyisi kötüsü okunmalıdır. Ayırt edilmeden yani. Etrasu kemustalahin huve mecmu'ul adati ve sakafatil mutenakkileti cilen ile cilen. Harika. Terim olarak kültür efendim nesilden nesile aktarılan adet ve kültürlerin toplamıdır. Evet. Ha, turasa miras da diyebiliriz ama kültür de diyoruz değil mi? Evet. Likey يطلع الجيل المعاصر على ما استل الزمن ستاره عليه. استل ستار perdeyi üstüne çekti demek. Perdeledi, evet. Perdeyi üzerine çekti. Zamanın perdesini üzerine çektiklerinden işte muasır nesil haberdar olması için bu üç numaralı cümle. Efendim. Olmaması lazım. Birinci cümlenin devamı iki. Ha, birin devamı üç mü diyorsun? Birin devamı üç. Yukra likey değil mi? Abi. Evet. Niçin sorusunun cevabı burada var. Efendim. Evet. Evet. Likey yattali al cilul muasuru ala. Ve ebadet el hevetus sahikatu beynehu ve beynehu. Onunla onun arasını efendim açtı. Yani çok eski işte zamanın aralarını açtığı. Bakınız şuraya atfediyor. Evet zamanın perdesini üzerine örttü ve uzun zaman diliminin kendilerini birbirinden ayırdıkları şeylere muttali olmak için. Velike yarife ebne ummetine ennehu lem yekun mungati aslati.
Sıla bağ demek. Munkati esla bağı kopuk. Evet. Bağı kopuk. Evet, milletimiz, evet, çocuklarımızın efendim bu kültürün bağı kopuk olmadığını bilmeleri için. Bel innehu lem yezel murtabitan bi madihi. Aksine bağı kopuk olmadığını, aksine hala geçmişiyle irtibatlı halde olduğunu. Ve enne hazel madi mefharatun min mefahirid dünya. Ve bu geçmişin de efendim dünyanın, evet, gurur verici hususlarından bir tanesi olduğunu bilmesi için efendim. Bu burada tek bir cümle var, biliyor musunuz? Bu cümlenin hepsi buradaki, yok. Turase ümmetine innenin ismi, geri kalan ta paragrafı sonuna kadar haberi. Burada evet. Yani burada ara cümlesi gibi kullanıyor. Efendim. Burada niçin sorusunun cevabı var. Dört numarada efendim ona atfediliyor. Sonra tekrar niçin sorusunu ikinci bir cevap getiriyor. Sonra da diyor ki evet. Bağı kopuk diyor. Ondan sonra aksine bağı kopuk değil, bağlantılı halde olduğunu efendim bilmeler için diyor. Yani okunmalı her şeyi. Evet. Burada gasfın kelimesi çöp anlamına geliyor. Onu da belirteyim. Gasfın. Ben öyle hatırlıyorum ya. Gasfın. Ok var da. Yok yok. Gasfın. Efendim. İşe yarayan yaramayan mı? Burada semin pahalı, değerli demek. Ama evet. Efendim. O benim bahsettiğim gasfındı. Pardon. Yok o şey, yok yok, şimdi başka kelimeler var. Şimdi gaşya, zayıf olmak, cılız olmak. Ha, cılızmış. Evet. Gaşya hocam aldatmak demek. Efendim bir de gaşyum var. Kavşin. Bu da çöp demek. Efendim peki bu neymiş? Gassun. Bu da zayıf. Zayıflık, cılızlık. Efendim, kaş zayıfı. Kafla, evet. Gayınla, gayınla aldattı demek. Şu keder, elem olan usta mıydı? O farklı. Elem, keder var ya. Usta mıydı o? Evet. Sonra da gidelim. Hı. Bu şimdi ne yani? B. B'ymiş. Efendim. Hasaletil meratu ala hurriyetihe ve hukukihe ve şareket fi cemiyel enşita. Kadın özgürlüğünü ve haklarını aldı, sahip oldu, kazandı ve tüm faaliyetlere, aktivitelere katıldı. İttesemetin nazaratul ammetu ilel mer'ati fil asril hadis İtteseme bir şeyin minel insafi vel i'tidali. İttesefe ile aynı anlamdaydı. Evet. Modern çağda kadına genel bakış efendim evet. Yok. Sahiptir. Yani bir şekilde insaf ve itidal, yani adalete ve orta yola sahiptir. Yani adil ve orta yolludur. İttesemebi. Bade en inhasarat li kurunin tavuleti fi itari nazareti tayyikati. İttesemebi, ittesafebi, bir özelliğine sahip demek. Efendim. Efendim, baden den sonra diyebiliriz ya da bir zamanlar iken de diyebiliriz. Bir zamanlar efendim uzun asırlar boyunca dar bakış çerçevesinde, dar bakış çerçevesiyle sınırlı kalmışken, dar bakış çerçevesinde efendim
Kalmışken evet. Elveti. Eskiden böyleydi ama sonra durum düzeldi. Ha işte. Bade yani de aldıktan sonra diye tercüme edebilirsin ya da bir zamanlar şöyleyken diye de tercüme edebilirsin. Elleti tetemesselu fi ennel mer'ete mahlukun minet dereceti saniyeti. Efendim kadının ikinci dereceden bir yaratık olduğu formunda ortaya çıkan. Bir algıdan çıkıyor. Efendim, ya. Efendim. O zaman bu da uyuyor. Efendim. واستمرت هذه العقلية مع ليس في عصورا في عصورا ما ليس بو استمرت sürdü evet çağlar boyu maalesef evet bu düşünce evet çağlar boyu sürdü devam etti. O zaman kadın hiç iyi bir düzen görmemiş oluyor. Eğer durum çağlar boyu sürüyorsa burada bir çelişki olmuş oluyor. Yani bu yuvarla girdiği maddelerde geçişler vardı. Burada cevap beşincisi. Ya çağlar boyu sürmeyecek bu. Bir yerde kesilecek çünkü adalet gelmiş. Ya da adalet orada hiç olmayacak. Burada uygun olmayan beşincisi abi. Açalım beşi. Yani o birinden biri o birimi götürüyor. Evet hocam. Hocam ne dedi? Ya A'yı ya B'yi kabul edeceğiz dedi. Efendim. Evet. Ama ben hiç A'ları giriş gibi düşünüyorum. Kadın ruhu ne yapmıştı? Yani burada ne diyoruz o zaman? Modern çağda kadına genel bakış bir şekilde adil ve itidallidir. Oysa geçmişte uzun yıllar efendim kadının ikinci dereceden yaratıldığı şeklinde somutlaşan dar bir çerçevede idi ve bu bakış tarzı da maalesef çağlarca devam etti. Efendim şimdi şurayı kapatalım.